Arkadaşlar merhaba. YGS LYS döneminin günümüze kadar çıkmış tüm sorularını paylaşacağım video serisinin ilk ile beraberiz. Temel kavramlar bölümünden şimdiye kadar YGS ve LYS'de çıkan tüm soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Soruların PDF formatını indirmek isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmından linki kullanabilirler. Abone olmak isteyen izleyicilerimiz ise şurada gördüğünüz abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olup yeni videolardan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açabilirler. Haydi soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru 2010 YGS'de çıkmış bir soru. X ve Y doğal sayıları için X'i 10'a bölmüş, bölüm M ve kalan 2 elde edilmiş, Y'yi de 15'e bölmüş, kalan... 3 ve bölüm n olmuş arkadaşlar. x çarpı y çarpımının 5'e bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar direkt cevabımızın 6'yı 5'e bölümünden kalan 1 olduğunu söyleyebiliriz ama bunu nasıl yaptık? Şöyle diyebiliriz bakın. x sayısını 10 çarpı m artı 2 y sayısını da hani bölenle bölümü çarpıp kalanı ekledi değil mi? Bunu da 15 çarpı n artı 3 olarak yazabiliriz. Pekala şimdi x ile y'yi çarpmamız isteniyor ya zaten şöyle diyebilir miyiz? x ile y'yi çarpıp 5'e bölmek yerine x'i 5'e bölüp y'yi 5'e bölüp kalanlarını çarpabiliriz. Yani x'in 5'e bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 2 y'nin 5'e bölümünden kalan nedir? Bu da 3. Gelin kalanları çarpalım. 6. Peki bu Kalanın 5'e bölümünden e, al, yani bu 2 çarpı 3 6 6'nın 5'e bölümünden kalan kaçtır? 1'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir. İkinci soru bu da 2010 YGS'de sorulmuş bir soru yine aynı sınavda. 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB sayılarının toplamı 392'dir. A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor. Öncelikle bakın. ABC sayısı bir çözümleme sorusu. ABC sayısıyla ile AB sayısını toplamış ve karşımıza 392 gibi bir sonuç çıkmış değil mi? Yazalım. Şimdi ben bu ABC sayısını şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar bakın. 100 tane e, A 10 tane B 1 tane C yazabiliriz ama ben şunu AB 0 artı C artı AB eşittir 392 yazabilirim. Burada AB 0 1 3 basamaklı sayı. Madem öyle bakın C eklediğinde ABC olur. Madem öyle şu AB sayısıyla 10'u çarpmış diyemez miyiz? Yani 10 tane AB 2 basamaklı sayısı artı bir tane C rakamı artı bir tane daha AB 2 basamaklı sayısının toplamı neymiş? 392. Pekala 11 tane AB 2 basamaklı sayısıyla C'yi topladığımız zaman 392'dir diyebiliriz biz buna. E, devamında ne yapacağız? Ben şöyle diyeceğim. 3, artık 392 gelin 11'e bölelim. 39'un içerisinde 11 3 defa 3 çarpı 11 33 çıkar 6. 62'nin içerisinde ise 11 5 defa 5 çarpı 11'den 55 kalan 7'dir. Arkadaşlar ben artık şundan eminim bakın. AB sayısı kesinlikle ama kesinlikle 35'tir. Şuradaki C rakamı ise kesinlikle ama kesinlikle 7'dir. Çünkü zaten e, diğer sayılar... C'nin rakam olmasını engelleyecektir. Yani burada A, 34 veya 36 seçilmesi dahi C'nin bir rakam olmasını engelleyecektir. Dolayısıyla bu tek şartı vardır. A, 35, B'nin ise 7 olduğu şart. A artı B artı C'yi sormuş. E bu 3'müş, bu 5'miş, bu da 7'ymiş. Toplamları da eşittir 15'tir. Yani cevap Denizli'dir diyebiliriz. Bu tarz soruları bu şekilde çözmek sizin karınıza olabilir. Üçüncü soru 2010 YGS'de çıkmış bir soru ve bu 2010 YGS sınavında iptal edilen sorular arasında e, simetrik asal diye bir sayı tanımı yapmış aslında güzel bir soru. E, fakat doğru cevap hem Bursa hem de Ceyhan olduğundan yani iki şıktaki sayılar da simetrik asalı olamadığından kaynaklı bu soru iptal edilmiştir. Bilginize arkadaşlar. Dördüncü soruda yine iptal edilen sorular arasında arkadaşlar bilginiz olsun hani çözerken de bunu göz önünde bulundurarak çözerseniz çok memnun oluruz aslında soru yine güzel bir soru ama değerler verildiğinde sağlamayan ve doğru kabul edilen pardon yanlış kabul edilen bir şıkta sağlayan değerler bulunuyor bu yüzden sorunu iptal edilmiştir diyoruz 2010 LYS sınavında 2010'da gerçekten arka arkaya iki sınavda da yanlış sorular çıkması İlginç. Bu işlemin sonucu nedir diye soruyor. Gelin işlemimizi bir yapalım. 5 eksi 5 parantezinde bakın şurası nedir? 1 eksi 10 üzeri eksi 2 dediğimiz ifade 1 bölü 100'dür. Değil mi? Ve ben bunu 2 ile çarptığım zaman 2 bölü 100 sayısını elde ederim. Hemen buraya yazalım 2 bölü 100. Pekala. Şimdi 5 eksi 5 çarpı 1 eksi 2 bölü 100 arkadaşlar nedir? 1 çarpı 100 100 eksi 2 bölü 100 diyeceğiz. Bu da 5 eksi 5 çarpı 100'den 2'yi çıkardığımız zaman 98 bölü e, burası da 100 olacaktır. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunu 2'ye böldüğümüz zaman burası 49. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman burası 50. Gelin şu 5 ile de şu 50'yi sadeleştirip buraya 10 yazalım. Ve son olarak 5'ten ne kaldı artık? 49 bölü 10'u çıkarmamız gerekiyor değil mi? 49 bölü 10 yazalım. 49'u 10'a böldüğümüz zaman ve bunu ondalık biçimde yazdığımız zaman bunu 4,9 biçiminde yazmamız gerekiyor. Ve 5'ten 4,9'u çıkardığımızda ise doğru cevaba ulaşacağız. Yani 0,1 cevap A seçeneğinde verilmiştir deriz. 6. soru. X çarpı 10 faktöriyel çarpımı bir pozitif tam sayının karesi olduğuna göre İkisinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu soruda bu ifadeyi tam kare yapabilecek e, asalları bulmamız gerekiyor aslında. Yani ne, nedir bu asaldan kasıt? Yani şöyle diyebiliriz. Bakın 10 faktöriyelin içerisinde. Ben bu 10 faktöriyeli kaç tane asal var bunun içerisinde? 7'ye kadar olanlar var. Bunu 2 üzeri a çarpı, 3 üzeri b çarpı, 5 üzeri c çarpı, 7 üzeri d biçiminde yazabilmem gerekiyor. E şimdi gelin. 10 faktöriyelin içerisinde acaba kaç tane 2 var? Bunu bulalım. Bunu bulmanın yöntemi neydi? Onu def sürekli 2'ye böleceğiz. Onu 2'ye böldüğümüzde 5 gelir. 5'i 2'ye bölüyoruz. Buradan 2 gelir. 2'yi 2'ye böldüğümüzde buradan 1 gelir. Toplamamız gerekenler hangileri arkadaşlar? 1'i, 2'yi ve 5'i topluyoruz. 1 artı 2 artı 5 ne yapar arkadaşlar? 8 yapacaktır değil mi? Peki hala yani A'nın kaç olduğunu bulduk. A 8'miş. 2 üzeri 8 çarpı. Kaç tane 3 var bunu hesaplayalım. Onu sürekli 3'e böleceğiz. Onun içinde 3, 3 defa. 3'ü de 3'e böldüğümüz zaman bu sefer hangilerini toplayacağız? 3, 3 sayısını ve 1 sayısını toplayacağız. Bunların da toplamı nedir arkadaşlar? Şurası 3 artı 1'den 4. Demek ki ben artık B'nin de ne olduğunu buldum. 3 üzeri 4 diyebiliriz. Onun içerisinde 5'ten kaç tane var? Yani 10 faktörün içerisinde 5 çarpanı kaç tane? 5'e böldüğümüz zaman direkt 2 tane olduğunu görürüz. 5 üzeri 2 çarpı onun içerisinde 7 bir defa olduğunu görürüz. Bunu da 7 üzeri 1 diyeceğiz. Pekala bakın. Bir e, sayının ben tam kare olduğunu, bir tam sayının karesi olduğunu nereden anladım? Yani karesel sayı olduğunu nereden anlıyordum arkadaşlar? Pozitif e, pardon asal çarpanlarına ayırdığım zaman bu asal çarpanlarının kuvvetlerinin çift olması gerekiyor değil mi? Karesel sayılarda. Pekala. Şunlara bakın. Bunların hepsi çift zaten. Bir tek şu mu tek? bunu çift yapacak en küçük çarpan nedir arkadaşlar? 7 üzeri 1'dir. Yani bizim de cevabımız budur diyebiliriz. Doğru cevap Bursa. A 1 bölü B'yi C bölü A vermiş bir diğer soruda. A bölü C 2 B artı 3 bölü A 1 vermiş. Buna göre 3C 2B ifadesinin değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle diyebilir miyiz? Gelin şurada bir içler dışlar çarpımı uygulayalım. A çarpı A eksi 1'i biz ne olarak bulmamız gerekiyormuş? B çarpı C olarak bulmamız gerekiyor burada. Peki şurada içler işte iş dışlar çarpımı yaptığımızda gene aynı ifadeyi elde edebiliyor muyuz? Bakın A çarpı A eksi 1 bu sefer neye eşitmiş? B artı 3 ile C eksi 2'nin çarpımına eşitmiş. Gelin şurayı bir dağıtalım arkadaşlar. Yani BC eksi 2B artı 3C eksi 6. Bu neye eşitmiş? B C'ye eşitmiş. Neden? Çünkü ikisi de A çarpı A eksi 1'e eşitti değil mi? madem öyle şurada yine sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın bu tarafta BC var bu tarafta BC var bunlar gitti. Elimizde kalan ise 3C eksi 2B'nin eksi 6 eşittir 0 olduğudur. Şu eksi 6'yı karşıya atın zaten bize sorulan ifade bizim elimizde kalacaktır. 3C eksi 2B'nin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap da Ceyhan'dır. Bir diğer soru 8. soru 2011 YGS'de çıkmış bir soru. X ve Y tam sayıları için X artı 2Y eşittir 11 olduğuna göre öncüllerden hangisi her zaman doğrudur diye bir soru sorulmuş. Ben bir kere Y'nin tam sayı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Y tam sayıysa 2 ile çarpıldığında şurası kesinlikle ama kesinlikle çifttir diyebilirim. X ile bir çift sayıyı topladığım zaman 11 elde etmem gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki X sayısı ne olmak zorunda? çiftle neyi toplarsam tek olur? X sayısı kesinlikle tek olmak zorunda. Peki Y hakkında bir bilgi elde edebilir miyim? Y bilinemez arkadaşlar. Çünkü burada sadece iki ynin çift olduğunu biliyoruz. Yani Y çift de olmuş olsaydı, tek de olmuş olsaydı bizim için iki y ifadesi çift sayı olacaktı. Pekala. X sayısı tek sayıdır, tek sayıdır demiş. Bir kesinlikle doğru x sayısı y'den büyüktür demiş. x sayısının y'den büyük veya küçük olduğundan emin olamam. Çünkü örneğin şöyle bir ifade kullanalım. Mesela y'ye 1 verdiğimiz zaman y eşittir 1 diyelim. Ya da direkt x sayısı y'den büyüktür demiş ya. Küçük olduğunu da gösterebiliriz. Mesela gelin burada y'ye 5 verelim. y 5 olursa x kaç olur? 1 olur ki şu ifadeyi çürütmüş oluruz direkt. x y'den daha küçük oldu. x ve y'nin her ikisi de pozitiftir diye bir ifade kullanmış. İkisinin de pozitif olmasına lüzum yok arkadaşlar. Örneğin ben y sayısını eksi 1 seçersem şurası ne olacaktır? Eksi 2. İkisi de 13 seçerim. Böylelikle yine bu ifadeyi de çürütmüş olduk diyebiliriz. Doğru cevap da a şıkkında verilmiştir arkadaşlar. 9. sorudayız. Bu da 2011 YGS'de çıkmış bir soru. 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 3 yazılarak 4 basamaklı A sayısı elde ediliyor. Aynı sayının soluna 2 yazılarak 4 basamaklı B sayısı elde edilmiştir. A ile B'nin toplamı 9967 olduğuna göre şurada 3 basamaklı sayının rakamları toplamı nedir? Şimdi elimizde 3 basamaklı bir sayı var arkadaşlar. Ben bu sayıya x, y, z demek istiyorum değişken kullanmadığı için. Pekala. Ee, bu, so bu doğal sayının sağ tarafına 3 yazıyoruz şimdi. Sağ tarafına 3 yazdık. Değil mi? Pekala. Sonra aynı sayının soluna 2 yazıyoruz. Yani bu sefer de x, y, z sayısının sol tarafına 2 yazdık. Şu şekilde x, y, z. Birine a demiş birine de b demiş ve bunları toplamış arkadaşlar. Topladıktan sonra elde ettiği sayını 9.967'yi elde etmiş. Pekala 3 basamaklı sayının rakamları toplamından bahsediyor. gelin şu şekilde çözelim biz bu soruyu. Bakın ben şunu ne bir diğer soruda yaptığımız gibi x y z 0 artı 3 biçiminde yazayım. Bunu hangisini eklemiş arkadaşlar? Şurada bir 2000 sayımız var. 2000'e x y z sayısını eklemiş ve sonuç olarak da 9967 sayısını elde etmiş. Şimdi şurada gördüğünüz x y z 0 sayısını aslında şöyle yazabilir miyim ben? 10 çarpı x y z artı şurada ne var? 2003 var. 2003 artı bir tane daha x y z eşittir 9967 denilebilir. Bakın burada kaç tane var? 10 tane x, y, z. Burada da bir tane var. 11 tane x, y, z sayısı artı 2003. O artı 2003 artık karşıya atmanın vakti geldi. 9967 eksi 2003 diyelim. Şimdi gelin şurada çözelim bunu. 11 çarpı x, y, z sayısı eşittir. 9967'den 2003'ü çıkaralım. Ne kadar arkadaşlar? 7964 kalır. Doğru mu? Yanlış hesaplamadım umarım. Sanırım doğru. Bu 7964 sayısını eğer ben 11'e bölersem x, y, z, 3 basamaklı sayısını elde etmiş olacağım. 79'un içerisinde 7 defa 77 çıkar 2, 26'nın içerisinde 2 defa, 22 çıkar 4, 44'ün içerisinde 4 defa, 44 çıkar 0. Demek ki bu x, y, z sayısı 724'müş. Benden neyi istemişti? Rakamlarını topla demişti. Toplayalım. 7 artı 2 artı 4 eşittir 13'tür. Doğru cevap da D'dir deriz. 10. soru yine aynı sınavda 2011'de YGS'de çıkmış bir soru. A bir pozitif tam sayı. P de A kare artı 5 olarak verilmiştir. P bir asal sayı olduğuna göre. Şimdi P kesinlikle asalsa bir kere 5'ten büyük bir asal olduğunu biliyorum çünkü burası kesinlikle ama kesinlikle pozitiftir. Değil mi? Çünkü a da pozitif. Pozitifin karesi pozitif. Pozitife 5'e eklersen 5'ten büyük olacaktır. Pekala. Şimdi 5'ten büyük olduğunu biliyorsam e p'nin de asal olduğunu biliyorum. 2'den e, büyük tüm asallar zaten e, tek sayı olduğundan a karenin burada tek olması. Pardon, çift olması gerekiyor. Özür diliyorum. a karenin burada çift olması gerekiyor. Eğer a kare çiftse ve A bir pozitif tam sayısa A kesinlikle ama kesinlikle çifttir diyebiliriz. Bir doğru. P'nin 4 ile bölümünden kalan 1'dir demiş. Arkadaşlar gelin şöyle bir yola başvuralım. P eşittir A kare artı 5 değil miydi? Şimdi ben P'ye burada değerler verdiğimde bakın A'ya 1 verirsek P 6 olur ki 6 asal değil. A'ya 2 verirsek 9 olur ki 9 asal değil. A'ya 3 verirsek 9 artı 5'ten 14 olur ki 14 asal değil. 4 verirsek 21 asal değil. 5 verirsek 30 asal değil. 6 verirsek 36 artı 5 eşittir. 41, 41 asal. Şimdi bu P sayısının da zaten şurada A'nın herhangi bir pozitif değeri için artık 5 eklenerek çünkü diğer türlü P asal çıkmayacaktır. Burada a'yı 6 seçersek 6'nın karesinden 36 artı 5 sadece bu sağlayacaktır ve bu p'nin arkadaşlar 4 4'le bölümünden kalan 1'dir diyebiliriz. P 6 asaldır demiş. Gelin ben p'yi 41 olarak elde etmiştim. 41'den 6'yı çıkaralım arkadaşlar. 41 6 35. 35 bir asal mıdır? Asal değildir ama bize p 6 asaldır diye bir ifade kullandığı için doğru cevap Ceyhan 1 ve 2 olacaktır. 11. sorudayız. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş A, B, C ve D sayılarının toplamı 80'dir. Bu sayıların en küçüğü A olmak üzere A'nın B, C ve D sayılarının her birine uz olan uzaklıkları toplamı 20'dir. Buna göre A kaçtır diye bir soru sormuş. Gelin bir sayı doğrusu çizelim sizinle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya bir sayı doğrusu çizdiğimizi düşünelim. Şimdi sayı doğrusunun üzerinde ben sayılar seçeceğim. Hangi sayılar bunlar? A, B, C, D diyelim. Bunlar küçükten büyüğe doğru sıralandığını söylememiş ama en küçüğünün A olduğunu söylemiş. Bu bizim için yeterli. Şimdi bu sayıların toplamı 80'miş. Yani A artı, B artı, C artı, D'nin ben 80 olduğunu biliyorum. Sonrasında demiş ki bu A sayısının diğer sayılara olan uzaklıkları toplamı 20'dir demiş. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şöyle diyebilir miyiz? Ben A'nın B'ye olan uzaklığını B-A ile bulabilirim. C'nin A'ya olan uzaklığını C-A ile. D'nin A'ya olan uzaklığını ise D-A ile bulabilirim. Ve tüm bunların toplamı ki ne gelir? B artı C artı D eksi 3 A gelecektir. Tüm bunların toplamı 20'ymiş değil mi? A kaçtır diye soruyor. Artık soru bitti. Neden? Çünkü ben B artı C artı D eksi 3 A'nın 20 olduğunu buldum ya hani. Gelin üsttekinden alttakini bir çıkaralım sizinle. Bakın burada B artı C artı D var. Burada da B artı C artı D var. Ben bunları çıkarırsam bunlar benim elimden gittiğini göre göreceğim. A'dan eksi 3 A'yı çıkarırsak 4 A. 80'den 20'yi çıkarırsak 60. 4 A 60 ise A'nın 15 olduğunu söyleyebiliriz. Cevap da Edirne'dir deriz arkadaşlar. 12. soru. İki basamaklı A ve V pozitif tam sayıları için A faktöriyeli B faktöriyeli böldün mü 132 buldum. Sen de A ile B'yi bul ve topla diye sormuş soru bize. Şimdi A faktöriyel bölü B faktöriyel 132 ise ben bunu şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar? Bakın 11 çarpı 12. Şimdi A faktöriyeli B faktöriyeli böldüğünde eğer 11 çarpı 12 elde ediyorsan bir kere A'nın kesinlikle 12 olduğunu söyleyebilirsin. Sebep 12 faktöriyeli. Ben öyle bir sayının faktöriyelinde bölmem lazım ki 11 çarpı 12 gelsin. E, demek ki bundan öncekileri yutmuş bu B faktöriyel sayısı. Yani ben B de 10'muş arkadaşlar. E, A 12 ise B de 10 ise, bunların da toplamı 22'dir. Doğru cevap da A'dır. 13. soru. 4 çarpı 100'lük bir kareli kağıt üzerinde bazı kareler boyanarak bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilen bir desen oluşturuluyor. Bu desende A satırında 2'nin tam sayı katına, bakın şurada bunları ifade edelim yoksa unuturuz. A satırında ne yapıyormuş? 2'nin tam sayı katları. B satırında 3'ün tam sayı katları, C satırında 4'ün ve D satırında 5'in tam sayı katlarına karşılık gelen sütunlardaki kareler boyalıdır. Buna göre bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D satırlarındaki kareler boyalı, diğerleri boyasızdır diyor. Yani diyor ki sadece şu A ile D boyalı olsun, diğerleri boyalı olmasın. Bu ne demek? Şimdi A satırındakiler 2'nin katıydı. B satırındakiler 3'ün bir katıydı. C satırındakiler 4'ün bir katı ve D satırındakiler de 5'in bir katıydı. Bu yüzden 2k, 3m, 4n ve 5s dedim. Şimdi Bizden neyi istiyor? 2'nin ve 5'in katı olsun diyor. Hem 2 hem 5'in katıysa, 2 ve 5'in katıysa arkadaşlar nedir? Sayımız 10'un katı olmak zorunda bir kere seçeceğimiz sayılar. E şunu söyleyebiliriz. E hocam 1'den 100'e kadar zaten 10 tane 10'un e, katı var. E tamam doğru söylüyorsun ama demiş ki sadece a ile d'nin katı olsun. Yani sadece 2 ve 5'in katı olsun. 3'ün ve 4'ün katı olmasını istiyor. Şimdi gelin o zaman şöyle yapalım çözümünü. 2, 3 ve 5'e bölünen sayılar. Bunların ortak katı değil midir arkadaşlar? En küçük ortak katı ne peki bunun 30. Yani istiyor ki 30'un katı olmasın. 30'un katına iptal diyelim. Peki başka neyi istemiyordu? 4'ü de istemiyordu. 4'e de bölünsün istemiyor o halde. 2'nin, 4'ün ve 5'in katı olmasın diyor. 2, 4 ve 5'in en küçük ortak katını 20. Demek ki 20'nin katlarını da istemiyor. Bu da iptal. Şimdi ben birden 1'den 100'e kadar onun katlarını yazarsam 10, 20, 30, 40 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'ü yazdık. Hangilerini isteyip istemediğini gösterelim. Bir kere 10, 30'un ve 20'nin katı değil bunu alacağız. 20 20'nin katı, 30 30'un katı, 40 20'nin katı, 50'yi alabiliriz. 60 30'un hem de 20'nin katı, 70'i alabiliriz. 80 20'nin katı, 90 30'un katı, 100 %20 de 20'nin katı. E geriye sadece elimizde zaten 3 tane sayı kaldı. Bu da bana zaten cevabı verecektir diyelim. 14. soru. ABC sayısını 42 ile çarpmış. işte bilinmeyen noktalar vermiş. Yukarıda verilenlere göre çarpma işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Yani bize şurayı soruyor. Bakın arkadaşlar. Ben burada şu 864 sayısı var ya bu 864 sayısını 4 ile ABC'yi çarparak elde etmişim aslında. O halde tekrar eskisine döndürebiliriz. Yani ben 864'ü bu sefer 4'e bölersem ABC sayısını bulurum. Değil mi? 864'ü 4'e bölersek 216 gelecektir ABC sayısı. Şimdi ABC sayısı 216 ise işlemi bitirdik aslında. Yani bize diyor ki 216 ile 42'yi çarp diyor. E biz de çarpalım o zaman. 2 kere 216 ne yapar? 432 yapar. 4 ile 216'nın çarpımını burada vermiş zaten 864. E bize de geriye bunları toplaması kalıyor. 2'yi aşağı indirdim. 3 ile 4'ü topla 7. 6 ile 4'ü topla 0 elde var. 1, 8, 9, 9, 1072. Doğru cevap B seçeneğidir. 15. soru. X, Y ve Z gerçel sayıları için x çarpı y 14, x çarpı z 20, 3x artı 2 artı z eşittir 24 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş benim beğendiğim sorulardan bir tanesi aslında 2012 YGS'de çıkmış yani soruda senin bulman gereken şeyler güzel fark etmen gereken şeyler güzel bakın x çarpı y ve x çarpı z'yi vermiş farklı türlü e, çözümlerde gördüm ama bu çözüm benim en çok hoşuma gideni şu 3x artı 2y artı z eşittir 24 ifadesi var ya gelin sizle bunu x ile çarpalım x ile çarptıktan sonra ne gelir bakın x çarpı 3x 3x kare x çarpı 2y 2xy pekala şurası ne olur x çarpı z'den xz eşittir 24x aman abi bunu çarpmayı unutmayın çoğu arkadaş unutuyor şimdi 3x kare artı bunu bizim ne işimize yaradı bakın şurada X'ye ve x, elde ettik ya biz. Bu x, ve x, zaten soruda bana vermişti. 2 çarpı x, neymiş? 14. 2 çarpı 14, 28 artı. X, de soruda vermiş 20 diye. Bunu da yazalım. Eşittir 24x diyelim. Şimdi bütün ifadeyi sol tarafa bir toplayalım. 3x kare. 28 artı 20 48 yapacaktır. Şu 24 x'i de bu tarafa atarsak eksi 24x artı 48 eşittir 0 diyelim. İfade 3'e bölünebildiği için çarpanlarına kolay ayrılsın diye x kare eksi 8x artı 16 eşit 0 diyelim. Bu ifade zaten tam kare bir ifadedir. Bakın x'e x, e x Eksi 4 eksi 4 diye ayrılır ve x eksi 4'ün karesidir eşittir 0 dediğimiz zaman x eksi 4'ün karesi 0 ise x nedir? Biz Ahmet 4 versin. Doğru cevap denizidir. Bize de zaten x'i soruyordu deriz. 16. soru. 3 basamaklı bir abc sayısı için abc eşittir a küp b küp c küp oluyorsa bu sayıya bir armstrong sayısı denir. Örneğin 153 sayısı bir armstrong sayısıdır. Yani 1'in küpü artı 5'in küpü artı 3'ün küpünden ben bu sayıyı yani 153'ü toplamından 153 elde edebiliyorum. 3K bir sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre K rakamı kaçtır diye sormuş. Öncelikle 3K bir sayısı bir Armstrong sayısı olduğu için 3'ün küpü artı K'nın küpü artı 1'in küpü bize neyi verecektir? 3K bir sayısını verecektir değil mi? 3'ün küpü dedik karesi yazmışız. 3'ün küpü kaç? 27 Artı 1'in küpü de 1 şurada. Artı bir de K'nın küpü var elimizde. Karşı taraf 300 var. 10K var ve artı 1 var değil mi bir tane? Pekala. Şimdi şurası ne yapar? 28. 28'i gelin karşıya atalım. 301-28 olsun. Bu tarafta da 10K vardı. 10K'yı da bu tarafa atalım. K'nın küpünden 10K'yı çıkarmış olalım. Pekala. Şimdi elimizde ne var bir düşünelim. Şurası K parantezinde. K kare eksi 10 eşittir 301'den 28'i çıkarırsak ne kalır arkadaşlar 273 kalır diyelim. Burada direkt hani size şu önerim şu, e, bu tarz sorularda artık şunu elde ettiniz ya, Şıkları direkt denerseniz zaten hangisinin çıkıp çıkmayacağını görebilirsiniz. Bir kere zaten 5 olmaz, sayı 5'in katı değil, 6 olmaz, 7'yi yazarsanız 7 olacaktır. 7 çarpı 49'dan 13 çıkar 39 eşittir 273 sayısına ulaşacaksınızdır arkadaşlar. 17. soru. Tamamı en tane öğrenciye aşağıdaki koşullara uygun olarak dağıtılacaktır demiş. Neyin? 60 tane cevizin tamamı. Her bir öğrenci eşit sayıda ceviz alacak. Her bir öğrenci en az iki tane en fazla 10 tane ceviz alacak. Buna göre neyin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Yani öğrenci sayısının olabileceği sayıları soruyor. Bir kere 60'a Tam bölünmesi gerekiyor mu? Evet. Çünkü eşit dağılması gerekiyormuş ya tüm öğrencilere. Yani benim 60 tane öğrencim var. Pardon 60 tane cevizim var. En tane de öğrencim var. Değil mi? Yani ben 60 bölü N yaparsam kişi başına düşen cevizi bulmuş olurum. Şimdi, şimdi demiş ki bize 60 bölü N. En, en az 2 olsun en fazla 10 olsun. Yani 2 de olabilir 10 da olabilir bunların arasındaki tam sayılar da olabilir. 60 bölü n 2 olabilir mi? Olur. Neden? Çünkü 60'ı n'e böldüğümde 2 çıkabilecek bir sayı var. 30. 60'ı n'e böldüğüm zaman 3 olur mu? Bu da olur. 60'ı n'e böldüğüm zaman 4 olur mu? Evet. Burası 15 olursa olur. 60'ı n'e böldüğüm zaman 5 olur mu? Evet. Burası 12 olduğunda sağlar. 60'ı n'e böldüğümde 6 olur mu? Evet. Burası 10. 60'ı n'e böldüğümde burası 7 olur mu? İşte bu hayır olmaz diyeceğiz tane gitti. 60'ı n'e böldüğümde 8 olur mu? İşte bu da olmaz. 60'ı n'e böldüğüm zaman peki e, 9 olur mu? Bu da olmayacaktır. Peki 60'ı n'e böldüğüm zaman 10 olur mu? İşte bu da olur. n6 olduğunda olur. E, kaç tane arada atladığımız var mı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arada atladığımız yok arkadaşlar. Hangi durumlar bizim için e, elverişli? Kaç farklı değer alabilir diye sormuş. Şurada 2 var. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var ve onlar toplamda 6 tane. Yani bizim doğru cevabımız da B seçeneği olur deriz. Bir diğer soru 18. sorudayız. A, B, C pozitif tam sayıları için 8 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel şuradaki asal çarpanlara eşitmiş olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir? Kaçtır diye soruyor. Şimdi Hemen şurada bak 6 faktöriyel 8 faktöriyel küçüğü hangisi 6 faktöriyel gelin 6 faktöriyel parantezin alalım ifadeyi. Şurada ne kalır 7 ile 8 çarpanı kalır değil mi 7 çarpı 8 eksi bir de burada ne kaldı bakın 6 kaldı bunu da yazalım 6 eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c diyelim. Şimdi 6 faktöriyel çarpı şurası nedir 7 kere 8 56 6 çıkar 50 eşittir 2 üzeri a 3 üzeri b 5 üzeri c dedik. E peki bu bizim ne işimize yarayacak? Hani bir soruda daha yapmıştık hatırla. 6 faktöriyelin içerisindeki 2, 3 ve 5 çarpanlarını bulacağım ben burada. Şimdi 6 faktöriyelin içerisindeki 2 çarpanlarını bulabilmek için bölelim. 3, bir daha böl, 1. 1 artı 3'ten 4. Yani 2 üzeri 4 çarpı. 6 faktöriyelin içerisindeki 3 çarpanları 6'yı 3'e böl 2. Artık bölünmüyor. 2 taneymiş 3. Bir tane de 5 var zaten onu göstermeye lüzum yok. Çarpı şu 50 sayısı 5'in karesi ile 2 üzeri 1 çarpanından elde edildiği için 5'in karesi çarpı 2 üzeri 1 eşittir 2 üzeri a, 3 üzeri b, 5 üzeri c'dir. Artık siz gerisini biliyorsunuz. 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 1'den buradan bir 2 üzeri 5 gelecektir. 3'ün karesi tek bir tane zaten. Çarpı 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2'den 5 üzeri 3 gelecektir. Bu da 2 üzeri a, 3 üzeri b, ve 5 üzeri eşit olduğundan A budur, B budur, C de budur deyip toplamını istemişti. 5 artı 2 artı 3'ten doğru cevap 10'dur ve D seçeneğinde verilmiştir deriz. 19. soru. Birler basamağında A rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 504 olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Birler basamağında A rakamı bulunsun istiyor. Ve iki basamaklı olsun istiyor. Ve tüm doğal sayıları istiyor. Pekala. O zaman şöyle diyelim mi? Bakın 1A yani 10 küsürlü bir sayı. 20 küsürlü bir sayı ama sonunda A olsun istiyor. O zaman 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ve 9A. 10A yazmayacağım tabii 2 basamaklı istiyor da. Şimdi kaç tane var burada A'dan? 9 tane A cepte. Pekala şunları nasıl toplarız? 10 artı 20 artı 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye toplarız değil mi? Yani 10 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 9. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı neydi? 9 çarpı 10 bölü 2. E ben burada 2 ile 10'u sadeleştirirsem 5. 5 kere 9 45. 45 kere 10 450. 450'nin üstüne 9 tane a'yı da ekleyince 504 yapıyormuş. O zaman 9 tane A eşittir. 450'yi karşı yatırıp 5'ten 504'ten çıkarırsam ne gelecektir? 54. 9 A 54 ise A kaçtır arkadaşlar? A 6'dır ve cevap da B'dir deriz. 20. soru. X, Y birer gerçel sayı ve eksi 1 küçük Y küçük 0 küçük X olduğuna göre X artı Y sıfırdan büyük X eksi Y falan filan ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye bir soru sormuş. Öncelikle ben y'nin eksi 1 ile 0 arasında olduğunu biliyorum. Yani bir basit kesir olduğunu biliyorum. Ama x'in pozitif olduğunu biliyorum. Fakat 0 ile 1 arasında mı, birden büyük mü, küçük mü olduğunu bilmiyorum. Demek ki bu x ile y'nin toplamı hakkında yorum yapamayacağım. Farkı hakkında yorum yapabileceğim mi? Farkı hakkında da yorum yapamayacağım. Ee, şuna bakarsak şimdi birinci de zaten toplam hakkında bir yorum yapmamı istemiş. İkinci de de farkları hakkında yorum yapmamı istemiş. Ben toplamlar hakkında neden yorum yapamıyorum? Çünkü x'i 0 sıfır, x'i sıfıra çok yakın bir değer seçerim. Y'yi de sıfıra çok yakın bir değer seçerim. E, ya da eksi 1'e çok yakın bir değer seçerim y'yi. Topladığım zaman sıfırdan büyük gelmeyebilir. Gitti. E, x'ten y'yi çıkardığımda birden büyüktür diyor. Hayır x'ten y'yi çıkardığımda sıfırdan büyük olduğu garanti de birden büyük olduğu garanti değil. Bu da gitti. Şimdi y'ye bir eklediğim zaman y sayısı basit, kesir ve negatif bir ifade olduğundan sayı olduğundan bir eklediğim zaman pozitif olacaktır. E x de zaten pozitifti. 2 pozitifin çarpımı da sıfırdan büyük olduğundan sadece 3'e her zaman doğrudur diyebiliriz. Doğru cevap da B'dir. 21. soru. N sayısı 1 ile 50 arasında olmak üzere pozitif bölenlerinin sayısı 3 olan kaç tane en tam sayısı vardır? Bir kere ben bu pozitif bölenleri nasıl buluyordum? 2 üzeri A, 3 üzeri B ya da hatta daha genelleştirelim ifadeyi. Bakın bir önceki sayfaya geçmeyelim tabi. Şöyle diyelim A, B, C asal sayılar olsun. Bunlar Ve X, Y, Z sayıları da gelin burada sayma sayıları olsun. Sayma sayısı. Pekala e, ee, a üzeri x çarpı b üzeri y çarpı c üzeri z eşittir a biçiminde bir sayı yazıyorsam bu a'nın pozitif bölenlerinin sayısını nasıl buluyordum? x'e 1 ekle x artı 1 çarpı y'ye 1 ekle y artı 1 bir de z'ye 1 ekle z artı 1 biçiminde buluyordum değil mi? Bunlar pozitif bölen sayısı oluyordu. Burada 1 ile 50 arasında olan en sayısının kaç tane pozitif böleni varmış? 3. Demek ki bir şeyleri çarpmış ki sonucunda 3 bulunmuş. E ben 3'ün çarpanlarının sadece 1 ile 3 olduğunu biliyorum. Ki bunlardan bir tanesi 1 ise şuradaki z, y veya x 0'dır. Dolayısıyla bu ifade aslında tek bir asalın küpünden karesinden oluşuyormuş. Özür dilerim çünkü 1 eklendiğinde 3 olmuş. E asalın karesi asalın karesi. Demek ki nerede olacakmış? 50'den küçük, 1'den de büyük olacakmış. Hangi asalların karesi 1 ile 50 arasında? 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi. E Kaç tane en tam sayısı vardır diyor. 1, 2, 3, 4 tane vardır diyebiliriz. Umarım anlatabilmişimdir. Arkadaşlar. 22. soru. ABD sayısından, 3 basamaklı sayısından BBC 3 basamaklı sayısını çıkarmış ve 294 bulmuş. AC'den BD çıkarsa kaç olur diye soruyor bize. Şimdi öncelikle bu işlemleri yapabilmek adına Şöyle bir yol izleyelim arkadaşlar. Şurada ABD sayısını şöyle açabilir miyiz? 100 tane A artı 10 tane B artı bir tane de D. Peki BBC sayısını nasıl açmamız gerekiyor arkadaşlar? BBC sayısı 100 tane B var elimizde artı 10 tane B var ve bir tane de C var. Şimdi gelin bu ikisini birbirinden çıkarmış. Adam kaç bulmuş? 294. O zaman bu 294'ü şuna eşitlememiz gerekiyor. Bakın Burada 100 tane A zaten elimizde var. 100 A. 10 B'den 100 B'yi çıkardığımız zaman pardon bir de burada 10 B var. 10 B'ler gitsin. Elimizde bir ne kaldı? Eksi 100 B kaldı. Bir de ne kaldı? D'den C'yi çıkarmamız gerekiyor değil mi? Şu 294 eşittir. 100 parantezinde A eksi B artı D eksi C dersek bakın dananın kuyruğu burada kopuyor. Şimdi buraya kadar getirdikten sonra e, 4 tane değişken var hocam. Ben bu denklemi nasıl çözerim? Zaten elimde de bir tane denklem var. E, çözemem ki sonsuz tane çözümü olur falan deme. Sebep. Bak şimdi. Şu a eksi b sayısı var ya. Bizim kurtarıcımız burası. Çünkü 100 ile çarpacağız biz bunu. Bu iki tane rakamın farkını 100 ile çarpacağız. E, ve sonrasında d'den c'yi çıkaracağız. Ve topladığım zaman 294 elde edeceğiz değil mi? Bak şimdi burada a eksi b Varsayalım ki 4 olsun. 4 çarpı 100'den 400 gelir. Ve ben 400'e d eksi c'yi eklediğim zaman 294'ü elde edemem. Çünkü d eksi c zaten ikisi de rakam. Bu rakamların farkı öyle 100 küsürlü sayılar falan olamaz. Demek ki burada 4 olmuyor. E gelin bir de 2 verelim buna hadi. 2 çarpı 100 200. E 200'e d eksi c'yi eklemem lazım ki 294 olsun. d eksi c 94 de olamaz. Neden? İki tane rakam bunlar çünkü. E geriye ne kalıyor? Arada bir değermiş demek ki 3. 3 çarpı 100 300 294 eşittir 100 çarpı 3 artı d eksi c diyelim. Şurası ne? 300. 300'ü karşıya at. 294'ten 300 çıktığında eksi 6 d eksi c'ye eşitmiş. E peki a eksi b'yi ne kabul ettim ben burada? 3 bulmuştum değil mi? Pekala a eksi b'nin 3 olduğunu biliyorsak. Eksi 6'nın da d eksi c. d eksi c'nin eksi 6 olduğunu biliyorsak. Bizden neyi istemiş onu bir yazalım. 10 tane A'dan 10 tane A artı C'den 10 tane B artı D'yi çıkar demiş. Çıkarırsam ne gelir? 10 parantezinde A eksi B artı C eksi D gelecektir değil mi? Bakın şuradaki A artı A eksi B'yi ben elde etmiştim. Buradaki C eksi D'yi de bulabilirim. Nasıl bulacağım? A eksi B'yi bir yazalım öncelikle. A eksi B 3'müş arkadaşlar. Şuraya çektim işlemi. Işte, 10 çarpı 3 artı D eksi C eksi 6 ise C eksi de 6'dır. Onu da buraya yazdım. 3 çarpı 10 30. Artı bir de 6'mız vardı. Doğru cevap 36'dır. Yani B seçeneğidir deriz. A'yı ve B'yi vermiş. X bölü X eksiye. Diğeri de Y bölü X artıya. Olduğuna göre A artı B eksi 1 bölü A çarpı B ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. 2013'te YGS'de çıkmış bir soru. Şimdi A artı B eksi 1 demiş ya. A ile B'yi toplayabilmek için gene şunların paydasını eşitleyelim. Burayı x artı y ile burayı x eksi y ile genişletelim arkadaşlar. Tek tek çarpalım. x ile x'i çarp x kare artı pardon evet artı özür diliyorum. Bir an için gözüm alttaki ifadeye kaydı. x kare artı x çarpı y bölü alt taraf ne olur? x kare eksi y kare değil mi? 2 kare farkında. Artı b'miz ne olacakmış? x çarpı y eksi y kare bölü x kare eksi y kare. Sonra bir de bundan bir çıkar diyor. Şu an a ile b'yi topladım. Bir de bir çıkardım. Bölü. Alttaki ifadeye bakalım. a ile b'yi çarp demiş. Yani şunun ifadeyle şunu çarpalım. x çarpı y bölü x kare eksi y kare gelir. Şimdi şuradan devam edelim işleme. Elimizde şurada paydası eşit olan iki tane ifade var. Bunları şöyle yazabiliriz. x kare artı iki tane x var. Eksi bir tane y karemiz var. Şu eksi 1 var ya onu da şurada payda eşitlersek arkadaşlar. Eksi x kare artı y kare gelecektir. Paydası ne oldu bunun? x kare eksi y kare oldu. Bölü. Şimdi yukarı, yukarıdaki ifadeye bir bakalım gençler. Eksi y kare var artı y kare var. Eksi x kare var artı x kare var değil mi? Şu alttakini de bir daha yazalım x çarpı y bölü x kare eksi y kare oluştu elimde. E burada şunlar ikisi de payda ve bölüm durumunda oldukları için bunlar da gittiler. Geriye ne kaldı elimde? Üst tarafta sadece bir tane 2x kaldı. Alt tarafta da sadece x y sayısı kaldı. E burada şuradaki x de götürürsek elimize sadece ne kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Doğru cevap da etin nedir diyebiliriz. 24. soru. X, Y, Z tam sayıları için 2 x 3 y bu da 5Z'ye eşit olduğuna göre X artı Y artı Z'yi sormuş bize arkadaşlar. 2X3Y ve 5Z eşitlikleri var elimizde. Bize şunun X artı Y artı Z'nin alabileceği değerlerden 100'e en yakın olanını istiyor. 100'e en yakın pekala. Şimdi 2X3Y bu da 5Z'ye yakınsa 2, 3, 5'in hemen ortak katını yani o kekini bir bulalım. O kek 2, 3, 5. 2'nin 3'ün de 5'in de ortak katı nedir arkadaşlar? 30. Şimdi 30 sa x'e ne demem gerekiyor? x'e burada 15k demem gerekiyor. y'ye 10k demem gerekiyor. z'ye de 6k demem gerekiyor ki hepsini çarptığında 30k olsun. O keki o yüzden bulduk zaten. Peki hala x artı y artı z ne olur o halde? 15k artı 10k artı 6k'dan 31k olur x artı y artı z. Şimdi 31k'nın 100'e en yakın değerini soruyor. k'ya 1 verirsem 31, 2 verirsem 62, 3 verirsem 93, 4 verirsem 124 olacaktır. 100'e en yakın olanı da hangisidir? 93'tür deriz. Aman ha bu sorulara dikkat. Mesela ben bu soruda, yani bu sorunun yazarı ben olsam, e, öğrenci direkt çünkü yüzden küçük olanı bulduğu an işaretleyecektir değil mi? Mesela yüzü geçirmeyecektir. Ben burada bilerek yüzü geçirdim. Çünkü bize diyor ki yüze en yakın olanı. Yani öğrenci burada varsayalım 93'ü buldu işaretledi. Mesela bu 100'e kaç birim uzaklıkta? 7 birim uzaklıkta. Ya burada 106 gelmiş olsaydı? Öğrencilerden çoğu bunu fark etmeyecekti. Ve en sık hata yapılan sorulardan bir tanesi olabilirdi. 24. sırada gösterdiğimiz ve 2013 YGS'de çıkmış olan soru. 25. sorudayız. Birbirinden farklı A, 2, B, 9 ve 6 pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı A oluyor. Buna göre B aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bir soru sorulmuş. Ben bu ortadaki sayı 2 ise şu şekilde ortaya ben bunu yerleştiririm. 2 tane sağına 2 tane soluna sayı koyacağım sonuçta. Peki bunu nasıl sıralayabiliriz? Hangi durumlar olası? Öncelikle derim ki B en küçük sayı olsun. Yani 2'den de küçük olsun. B küçük 2 küçük. Şimdi 2 tane yazdım ya mecburen A'yı yazacağım. Küçüktür. İşte 6 ile 9'da sıralarsak 6 küçüktür 9 diyebiliriz. Şunu 6 gibi yapalım. Evet. Evet. Sonrasında B ikinci sıradaki küçük sayı da olabilirdi. Yani şu şekilde. A yine burada. Şurada yine 6. Burada yine 9. Peki B şuraya üçüncü sıraya gelemeyecek. Dolayısıyla şöyle olabilirdi. 2 küçüktür 6. Küçüktür A. Küçüktür B. O da küçüktür 9 diyebiliriz. Şunu yine B gibi yaptık. Burası 6 arkadaşlar. Sonrasında B en büyük sayı olabilirdi. 2 küçük 6. Küçük A. Küçük 9. Ve bu da küçüktür B diyebiliriz. Şimdi benim B'lerim nerede bakın? Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Diğeri de burada. Pekala yani şıklara bakma zamanı geldi şimdi. Buradaki B1 olabilir değil mi? Adana olabilirmiş demek ki. Buradaki B3 de olabilir. Bu da gitti. Burada 9'dan bir küçük olan 8 de olabilir. Bu da gitti. 9'dan bir büyük olan 10 da olabilir. Bu da gitti. O zaman geriye kalan cevap senin işaretindir. Senin cevabındır. İşaretindir ne? Cevabındır. Özür dilerim. 26. sorudayız x negatifmiş, y de pozitifmiş. Buna göre hangisi hangislerinin değeri negatiftir diye sormuş. Şimdi bir kere şurası ne olursa olsun negatif olmayacak mı? Ve ben y'den x'in e, negatifi, pozitiften negatifi çıkardığımda kesinlikle pozitif olur. Bir gitti. x'in karesi kesinlikle pozitiftir zaten. E, y üzeri eksi 1 bu da pozitiftir. Değil mi? Sonuçta pozitif bir sayının Çarpımsal tersini alıyorsun. gene pozitif olacak. 2 tane pozitifin toplamı pozitif bu da gitti. x çarpı y üzeri eksi 1. Bir. bir kere x çarpı y, üzeri, y zaten negatif bir sayı. Negatifin çarpımsal tersi de negatif olduğundan doğru cevap sadece 3'tür. 2013 LYS'de çıkmış. Bir de matike sınavında çıkmış. Ee, bir soruydu. a çarpı c pardon özür dilerim. acb b 3 basamaklı ac 2 basamaklı sayı. Bunların toplamı 3 bc c. İşlemine göre a çarpı c Çarpımı kaçtır diye sormuş bize. Öncelikle bu soruyu şu şekilde çözebilir miyiz? Bakın. ACB ile AC'yi toplamış bu adam. Ve karşılığında 3BC bulmuş ya. B ile C'nin toplamı yine C olmuş. Değil mi? B ile C'nin toplamı yine C ise. Ben burada B'ye direkt sıfırı veririm. Şurası sıfırmış artık değil mi? Burası sıfırsa buraya C gelmiş. Tamam güzel hoş. Ee, şurada bakın. C'yi biz bulamadık ama B'yi elde ettik. C ile A'yı toplamış ve karşılığında B elde etmiş. Yani ben B'ye 0 dememiş miydim? Demek ki C ile A ikisi de rakam olduklarına göre toplamları 20 olamayacak, 30 olamayacak. Me mec mecbur ne olacak? 10 olacak değil mi? C ile A birbirini 10'a tamamlıyorlarmış. C ile A birbirini 10'a tamamlıyorlarsa hani ilkokulda yapıyorduk ya onun 0'ı elde var 1 şeklinde. O elde 1 de buraya eklenmiş. Demek ki A kaçmış? 2. A 2 ise Madem bunlar da birbirini ona tamamlıyorlar. C'de 8'dir. A ile C'nin çarpımını soruyordu. 2 kere 8 eşittir 16. Yine güzel ve basit bir soru. 28. sorudayız. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X ile Y'nin çarpımı çift. X ile Z'nin toplamı tek. Ve Y ile Z'nin toplamı tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre X tektir, Y çifttir, Z tektir ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakın şuradaki yorum önemli. Buradaki yorumu iyi yapabilmen lazım. Özellikle şu son 2'deki yorum var ya şunlar. Bu yorumları sen sağlam yapabildiğin takdirde soru senin için çok basit sebep. Şimdi z sayısına x e eklemiş tek olmuş. Z sayısına y eklemiş gene tek olmuş. O zaman x ile y'nin x ile y'nin işaretleri aynı. İşaret değil de hani e, durumları aynı. Yani ya ikisi de tek ya da ikisi de çift. Aynı işareti diyelim. Aynı işaretli. İşaretli dememiz neyse siz anladınız onu. Yani ya ikisi de e, çift ya da ikisi de tek. Kusura bakmayın dilim dolandı bir ara. Şimdi x ile y'nin e, tek veya çift dedik ya ikisi de aynı anda tek veya ikisi de aynı anda çift. Evet bu oldu. Çarpımları çiftse madem x ile y'nin ikisi de tek olmuş olsaydı çarpımları çift olamazdı demek ki x de çift sayıymış y de çift sayıymış. Şimdi ikisi de çift sayıysa o zaman çifte z'yi eklediğinde tek oluyorsa z de tektir. Değil mi? E şu an hepsinin e, tekliğini, çiftliğini buldum. x tek sayıdır demiş. Bir kere x'li çift bulmuştum. bir gitti. y çift sayıdır. Evet doğru. z tek sayıdır. Evet bu da doğru. O zaman doğru cevap d seçeneğinde verilmiştir. 2 ve 3. 29. sorudayız. Bir sayının 1 bölü 3 ile çarpımı 2 basamaklı AB doğal sayısına 1 bölü 8 ile çarpımı e, ise 2 basamaklı BA doğal sayısına. Şimdi elimizde bir tane sayı var. X 1 bölü 8 ile çarpmış pardon 1 bölü 3 ile çarpmış önce. Ne bulmuş? A'yı bulmuş. AB'yi bulmuş. 2 basamaklı sayıyı. Bu sayıyı 1 bölü 8 ile çarpınca da BA 2 basamaklı sayısını bulmuş. O zaman ben bu X'i şöyle söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın 3'ü at bu tarafa 8'i at bu tarafa. X eşittir 3 tane AB ve yine X eşittir 8 tane BA diyebiliriz. Madem öyle bakın şurada ben e, bunlara 3AB eşittir 8BA dedik ya A ile B'nin toplamını soruyor. Bir çözümleme uygulasak şurada arkadaşlar. 3 çarpı 10A artı B eşittir 8 çarpı 10B artı A diyelim. E şurası ne olur? 30 tane A artı 3 tane B şurası 80 tane B artı 8 tane A şu A'yı diğer tarafa şuradaki B'yi de bu tarafa atarsak 30 A'dan 8 A'yı çıkar 22 A 80 B'den 3 B'yi çıkar 77 B ikisini de 11'e böl 2 A eşittir 7 B e, A ile B rakamdı aralarında da asallarsa artık A'ya ben 7 diyebilirim B'ye de direkt 2 diyebilirim A ile B'nin toplamını sormuştu 7 artı 2 eşittir 9'dur ve doğru cevap da Ceyhan'dır deriz. 30. sorudayız. Bu şeye benziyor ee, bu soru. Hani bir A kutu, A karelerine, A satırına 2'nin katı, B satırına 3'ün katı, C'ye 4'ün ve D'ye de 5'in katı diye bir soru çözmüş ki ona benziyor. 2016 LYS sınavında çıkmış alan sınavında. 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 birim kareden oluşan ee, aşağıdaki tabloda bazı kareler boyanacak. Numarası çift olan kareler sarıya. Numarası çiftler şu şekilde sarıya boyanıyormuş. İşte 2'ler, 4'ler, 92'ler burada 10'lar, 20'ler. Sonrasında numarası 3'ün katı olan kareler kırmızıya boyanacakmış. 3'ün katı olan şeklin üstünde var mı? Mesela bakın şu kırmızıya boyanacakmış. Başka 3'ün katı hangisi var? Şu var. Bunlar kırmızıya boyanacak. Sonrasında mesela şu da 3'ün katı değil mi? Yani hem sarıya hem kırmızıya boyadık peki sonrasında ne demiş bakın 5'in katı olan karelerse maviye boyanacak demiş 5'in katı olanlar maviye boyanacak yani şunlar şunlar değil mi bunlar da maviye boyanacakmış Be pekala şöyle bir şey söyleyebilir miyiz şimdi arkadaşlar elimizde ne var bir karenin turuncu olması için o kare yalnızca sarı ve kırmızıya boyanmalıdır ifadesi var ya şurada bu bizim için değerli sarıyla kırmızıya aynı anda boyanan kare turuncu olacaktır diyor turuncu renkte kaç tane birim kare vardır Şimdi sadece turuncuları bul diyor ya. Bu turuncular neyden elde ediliyordu? Sarı ve kırmızıdan. E sarı olan 2'nin katlarıydı. Yani çift sayıydı. E kırmızı olan da 3'ün e, katlarıydı. O yüzden hem 2'nin hem 3'ün katlarını bulacağım. Yani altının katlarını bulacağım, değil mi ben? Altının katlarını bulacağım ama aynı zamanda bu altının katı olan sayılar da 5'in katı olmasın diyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Kaç tane e, kareden oluşmuştu. Bu 100 tane. 100'ü hemen gelin 6'ya bölelim. Çünkü e, 2 ve 3'ün katı olanlar sarı ve kırmızıydı. E, biz de 2 ve 3'ün ortak katını 6 bulduk. 100'ü 6'ya böldük ki kaç tane 6 olduğunu bulalım. 100'ün içerisinde 16 tane 6'nın katı olan sayı var. Ama bunlardan bazıları 5'in de katı. Dolayısıyla bunlardan hangileri 5'in katıdır diye sorarsak 5 ile 6'nın ortak katı olanlar yani 30'un katları 30, 60 ve 90'ı 3 tane sayıyı bunun içinden çıkarmamız lazım. 16-3 bize doğru cevabı verecektir. Doğru cevap Ceyhan. 31. sorudayız. Güzel bir soru bence. N çarpı eksi 1 üzeri N yani şuradaki kısım arkadaşlar N çarpı eksi 1 üzeri N bunu şu şekilde n'leri de şu şekilde tanımlamış. İşte 1, 2, 3, 4 yani sayma sayıları olarak tanımlamış n'leri. Ve bir k sayısında yani bu n'ler de sonluymuş aslında. K sayısında sona eriyor. Bu kümenin en büyük elemanıyla en küçük elemanı arasındaki fark 25'tir. Buna göre A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi pozitif elemanlarının sayısından bahsediyor. Öncelikle şöyle diyelim. Son kısmı boş verin koyuyla yazılan kısmı. Biz bu soruyu bir anlamaya çalışalım. Mesela n gördüğümüz yere 1 yazarsak n eşittir 1 için kümenin ilk elemanı ne olacaktır? 1 çarpı eksi 1 üzeri 1'den eksi 1 olacaktır. n eşittir 2 için ne olur? 2 için 2 çarpı eksi 1 üzeri 2'den 2 olacaktır. 3 için de 3 çarpı eksi 1 üzeri 3'ten eksi 3 ve 4 için de 4 çarpı eksi 1 üzeri 4'ten ne olacaktır? 4 olacaktır. Yani şöyle bir mantık kurabiliriz aslında n'ler tekken cevap negatif. N'ler çiftken de cevap pozitif gelecek. E ben bu sayıları büyüttükçe çift olanlar büyüyor. Tek olanlar da küçülüyor. Dolayısıyla şu kümenin sondan iki tane elemanı var ya. K ve K-1 elemanları. Demek ki bunlardan gelecekmiş bizim en büyük ve en küçük elemanlarımız. Yani son iki tane eleman en büyük ve en küçük eleman olacakmış. Şöyle diyebiliriz aslında. Hani burada K ile göstermiş ama biz N diyelim buna. Kümenin iki tane elemanı olsun. Bir tanesi son eleman n artı 1 olsun. Ondan önceki eleman da n olsun. Ve diyelim ki e, şu çift olsun bu tek olsun diyebilir miyiz? Rastgele iki tane seçtik. Pekala. Şöyle diyelim şimdi n çiftse n çarpı eksi 1 üzeri n'den zaten n gelecektir. n tekse de n artı 1 tekse n artı 1 çarpı eksi 1 üzeri n artı 1'den tek olduğu için ne gelecektir? Eksi n eksi 1 gelecektir. Bir şey fark edecek mi buraya çift veya tek demen? Hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü sen zaten bunların birbirinden çıkaracağın için farkı 25. Yani büyükten küçüğü çıkaracağın için farkı gene 25 bulman gerekecekti. Şimdi büyük olan eleman hangisi? Pozitif olduğu için n. Ben bundan eksi n eksi 1'i çıkarayım ki neyi bulayım arasındaki farkı? 25 miymiş? Bu 25 neye eşittir aynı zamanda? Şunların hepsini artı yaparsak 2n artı 1'e eşittir. Dolayısıyla 2n eşittir 24, n eşittir 12 bulabiliriz. Yani bu kümenin elemanları n eşittir 1, 2, 3 diye devam ediyor. En son n yerine 12 sonra bir de n artı 1 olsun demiştik son eleman 13 olacaktır. Diyor ki A kümesinde pozitif elemanların sayısı kaçtır? Şimdi pozitif elemanlar çiftlerden geliyordu. Şurada kaç tane çift sayı vardır diye soruyor aslında. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 vardır. Yani toplamda 6 tane sayı pozitiftir. Buradaki çiftlerden kaynaklı diyebiliriz arkadaşlar. 32. soru. AB8'den AB'yi çıkarmış. Sonucu B bulmuş. E, pardon AB8'den AB'yi çıkarmış. Sonucu 490B gibi bir sayı bulmuş. A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. A ve B'de sıfırdan farklı rakamlar olsun demiş. Şimdi şöyle bir yorum yürütebilir miyiz? 8'den B'yi çıkarmış ve gene B bulmuş. Yani 2B eşittir 8. E B'yi de 4 diyebiliriz o zaman değil mi? B4'müş kesinlikle. Burayı bulduk. Peki B4 ise elimizde şu şekilde bir sayım oluştu. Bakın A48 ve A4 çıkardık. Ne geldi? 490 Burayı da 4 bulmuştuk değil mi? Pekala. 4'ten bir sayı çıkarmış ve 9 bulmuş. 4'ten sayı çıkarmış 9 bulabilmesi için demek ki A sayısı 4'ten büyükmüş. Ve şuradan bir onluk alarak bunu yapmış. 14'ten ne çıkarsa 9 olur. Demek ki 5'miş A'da. Bunu da bulduk ki zaten şuradan da kanıtlamış oluyoruz. Sağlamış oluyoruz. Bir onluk aldığımızda 4'ü aşağıya direkt indiriyorduk çıkarma işleminde. A 5'miş. ...B'yi de 4 seçmiştik. Toplamlarını sormuştu. Toplamları da 9'dur. Ve doğru cevap da A seçeneğidir... ...diyebiliriz. 33. soru. A ve B. 2017 YGS'de... ...çıkmış. Son YGS'de. A ve B birer tam sayı olmak üzere... ...A kare artı A, B artı... ...A artı B sayısının... ...tek sayı olduğu biliniyor. Bu sayı tekmiş arkadaşlar. Buna göre A, A artı B... ...ve A çarpı B sayılarından hangileri... ...çift sayıdır diye soruyor bize. Şimdi... Şu a kare ile şuradaki a'yı ortak çarpan parantezine ve b ile de a b'yi ortak çarpan parantezine almak istiyorum. a kare ile a'yı hangi paranteze alırsak e, mantıklı olur? Tabii ki a parantezine. Burada bir a, burada bir kaldı. a b ile b'yi de b parantezine alalım arkadaşlar. b parantezine ne gelir? a artı bir gelecektir. Şu an elimizde ne var? a ile a artı bir. Bir kere a ne olursa olsun. Ee, tek olursa burası çift. Burası çift olursa burası tek olacaktır. Ve buranın çarpımı nedir arkadaşlar? Çifttir. Şimdi burası çiftse bunun sonucunun tek olduğunu söylememiş miydi soruda bize? Değil mi? Burası çiftse şuranın tek olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi madem burası tek o zaman B de tek başına tektir. A artı 1 de tek başına bir tek sayıdır. Değil mi? B'nin tek olduğunu burada bulduk. Peki A nedir? A artı 1 eğer tek sayıysa A çifttir arkadaşlar. A'nın çift olduğunu, B'nin tek olduğunu bulduk. Şimdi hangileri çift sayıdır demiş. Bir kere A çift olduğunu bulduk. Ben çifte tek eklersem ne olur? Tek olur. 2'yi eledim. Çiftle teki çarparsam sonuç çift olur. 3 de doğrudur. Yani doğru cevap nedir? 1 ile 3 seçeneğidir deriz sorumuza. 34. soru. A, B ve C pozitif reel sayılar olmak üzere. AB ile AC'yi çarpmış ve sonucu 45 bulmuş. Sonrasında da A'yı B artı C'ye bölmüş ve sonucu 4 bölü 5 bulmuş. A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor. Bu e, 2017 YGS videomuzda da vardı. Soru çözümleri videosunda da vardı bu sorular. 2017'nin soruları. Yine çözelim şurada. Belki farklı bir şekilde çözeriz. Şu an hatırlamıyorum nasıl çözdüğümü. Şimdi A ile B'yi çarpmış A ile C'yi çarpmış ve 45 bulmuş ya toplamını Gelin bunu A parantezine alalım Burada ne kalır? B artı C Eşittir neymiş? 45 Pekala Bir de şu yorumu yapalım sizinle Şununla bir işler dışlar çarpımı yaptığımızda 5A eşittir 4 tane B artı C olur mu? Değil mi? Şimdi 4 ile 5 aralarında asal yani Bakın şunlar 4 ile 5 aralarında asal Dolayısıyla ben A'ya burada 4K derim B artı C'yi de burada 5K diyebilirim. Değil mi? Şimdi elimizde ben A'nın ve B artı C'nin yorumunu yapabiliyorum. 4K ve 5K diye. Gelin o zaman şurada yerine yazalım. Burası 4K olsun. Şurası da 5K olsun. Çarp bunları. 20K kare eşittir 45. At 20'yi karşıya. K kare eşittir. 45 bölü 20 olur mu? Şimdi K kare 45 bölü 20 ise direkt hocam kare ilginç geliyor. 5'e böl 9. 9. 5'e böl 4 dersin o zaman ilginç gelmez. K kare eşittir 9 bölü 4. O zaman K'yı ne bulurum? 3 bölü 2. K 3 bölü 2 ise bizden ne istemişti? A artı B artı C'yi. E ben A'yı 4K bulmadım mı? B artı C'yi de 5K bulmadım mı? E bunların toplamını sormamış mı zaten A artı B artı C'yi? 4K ile 5K'yı topla 9K. E K'yı da 3 bölü 2 buldum. Her şeyi bulmuşum. 9 çarpı 3 bölü 2 bana cevabı verir o halde. 27 bölü 2'dir. Doğru cevapta Edir nedir deriz. 35. soru. Sanırım hatırladım. Şu an yine aynı çözümü yapmıştım diğer soruya. İki basamaklı AB doğal sayısı, iki basamaklı BA doğal sayısının sayısından rakamlarının toplamı kadar fazladır. Yani elimizde bir AB sayısı var. Bu AB sayısı BA sayısından rakamları toplamı kadar yani şu kadar fazlaymış. AB sayısının rakamları çarpımını soruyor bize. Şimdi çözümleme yapalım. Bu taraf ne olur? 10A artı B olur. Karşı tarafsa 10B artı A artı A artı B olur. Değil mi? Şurada ne var? 2A var. Bu 2A'yı şu tarafa bir salla bakalım ne gelir? Şuraya taşıdım çözümü. 8A eşittir. Şuradaki B'yi de karşıya gönder. 10B burada var. B de burada var. Ya da direkt şunları sadeleştirebilirsin karşıya göndermeden. 10B elde edersin. Her iki tarafı 2'ye böl. 4A eşittir. 5B. Az önceki mantık gibi bak. 4 ile 5 burada yine aralarında asal değil mi? O zaman A ve B için sen yorum yapabilirsin. A'ya gel burada rakam oldukları için buna 5 ver. Buna da 4 ver. Az önceki soruda 5K'ya 4K demiştik. Ama burada 5 ve 4 diyebiliyoruz. Sebep? Çünkü bunlar rakam. A 5 ise B de 4 ise çarpımları da 5 çarpı 4'ten 20'dir diyebiliriz. Doğru cevap Denizli. Son olarak 2017 LYS'de çıkmış son temel kavram sorusu artık darısı sizin TYT ve AYT'nize. 3 basamaklı ADB, ADC, DAA ve DAD doğal sayıları şu şekilde sıralanmış. Şu iki şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu bir görmeyelim. Bakın şurada şu sarıyla işaretlediğim yer var ya bunu bir görmeyelim. Soruyu okumaya devam edelim. Eşitsizlikleri sağlamaktadır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bizden A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi doğru bir şekilde sıralamamız isteniyor. Az önce dediğimi unutmayın. Şu sarıyı bir görmeyelim. Sarıyı görmezsek nasıl bir yorum yapabiliriz? Hemen iki sayının mesela 3 basamaklı iki sayının büyüklüğüne, küçüklüğüne nasıl karar verirsin sen? Hemen yüzler basamağına bakarsın, değil mi? Yani yüzler basamağındaki sayı büyükse büyüktür dersin. E eşitse ne olacak? Hemen onlar basamağına geçersin. Hangisi büyük, hangisi küçük diye. Madem öyle ADB sayısı DAA sayısından büyükse şuradaki A ve D hakkında ben şu yorum yapabilirim. A D'den küçük veya eşittir. Bu olabilir. Pekala şimdi ikincisine bakalım. İkincisinde de DAD ADC'den küçükmüş. E, bu sayıya baktığın zaman hangi yorum yapabilirsin? O zaman D de A'dan küçük veya eşittir. Yani e, diyor ki ya AD'den küçük ya DA'dan küçük. E, bunların kesişimi yok ama Şuradaki eşit ifadeleri var ya bize bir kesişim sağlıyor. Bu kesişimde nedir arkadaşlar? A'nın D'ye eşit olduğu kesişimidir. A'nın D'ye eşit olduğunu bulduk. Pekala A D'ye eşitse şunları artık eleme vakti geldi diyebiliriz. Bu da gitti. Elimize sadece A, B ve E seçenekleri kaldı. Şimdi hangi yorum yapmamız gerekiyor? Madem A'nın D'ye eşit olduğunu bulduk. Burada zaten şurada D ile A sayıları var ya bu iki sayı birbirinden küçükse artık B ile A da birbirine eşit olamaz herhalde değil mi? B A'dan küçüktür arkadaşlar. Bu yorum yapabiliriz. A D'ye eşitti. B A'dan küçükmüş. Hemen şuraya bakıyoruz. D A ve A D zaten birbirine eşit oldukları için burada D de C'den küçüktür deriz. Bu seçenek de sanırım deniz dışıkında. Evet deniz dışıkında verilmiştir. Evet arkadaşlar. E, 2000 10'dan 2017'ye kadar YGS artı LYS temel kavramlar konusundan çıkmış toplamda 36 tane soru ve 2 tanesi iptal olmuş soruyu çözdük. Ee, umarım TYT ve AYT sınavlarınızda bu sorulardan çok çok daha basitleri gelir. Ha Bunlar zor muydu? Değildi tabi. Ee, kolay sorular da vardı, güzel sorular da zor sorular da vardı. Ama umarım hepsinden daha basit gelecektir TYT ve AYT 2018. Çünkü ilk defa gireceğiniz bir sistem ne olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden Allah yardımcınız olsun, Allah yanınızda olsun. Ben videoların devamını getireceğim. Temel kavramlarla başladık. Artık tüm, yani limiti, türevi, integrali, problemleri, basit eşitsizlikler, mutlak değer bunların hepsini, ama hepsini, çıkmış soruların hepsini çözmeye gayret edeceğim. Sizler de beni izlemeye ve takipte kalmaya devam edebilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın hayatta ve sınavlarımızda başarılar diliyorum arkadaşlar.